Efendim Melisa ile Yaşama Daire hepiniz hoş geldiniz. Bugün müziği konuşacağımız bir program olacak ama aynı zamanda Ozan Altınok'un annesini de arayacağız. Ozan Altınok'un hayat hikayesini sizlerle beraber yaşayacağız, paylaşacağız. Konuklarıma dönerek hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Fethi Açıkgöz. Evet. Fethi Bey, hoş geldiniz öncelikle. Şöyle bir tanıtabilir misiniz kendinizi seyircilerimize? Elazığ Müziki Cemiyeti'nde müzikle tanıştım. Evet. Orada halk müziği koroları çalışmaları yaptım. Halk müziği korosu kurdum. Bağlama dersi verdim. Bağlama çalarım aynı zamanda. Ut da çalarım. Mahalli korolar kurdum yine bununla beraber. Evet. Genç arkadaşlarıma hep böyle halk müziğini sevdirmek, mahalli koroları kurmamın sebebi bu zaten. Şu anda yanımda da var arkadaşım, beraber geldik. Enes Uşkun kardeşim. Gerçekten tam bir mahalli ses. Yani Harput ağzı dediğimiz ses. Şimdi birazdan ona da belki sorarsınız. Manas Yayıncılık'ta şu an yine her hafta orada bizim faaliyetlerimiz var böyle kültür anlamında. Evet. Nereden başlayalım? Esat Kabaklı'yla biz 70'li yıllarda işte cemiyette çalışmalarımızı beraber sürdürdük. Halk müziği koroları onunla beraber icra ettik. Gerek bağlama olarak katıldım, gerek ses olarak katıldım. Gerek il içinde, gerek il dışında, yurt dışında bütün kültürel faaliyetlere elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalıştım. Evet. Bu kadar yeter. Sanatın içerisindesiniz, yani, Elazığ musikisinin içerisindesiniz. Evet, evet. Ses sanatçısı, enstrüman sanatçısınız aynı zamanda. Yani bir parça. Evet. İlerleyen ve biraz daha genişleteceğiz. Evet. Enes Uçkun. Enes Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyilik, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Enes Bey, sizi de biraz tanıyalım. Evet, öncelikle bu programa bizi davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kanal 23 ailesine de çok teşekkür ediyorum. Ben Elazığ Hüseyinlik doğumluyum. Yani adıyla Ulukent doğumluyum. Evet. Ortaokul ve ilkokulu orada bitirdim. Müzik hayatına da o okulda başladım diyebilirim. O yaşlarda sesimin güzel olması neticesiyle oradaki müzik öğretmenlerim beni orada müzik koluna seçti. Ve o zamanlar tabii her şey daha bir başkaydı. Yani şu anki durum yoktu. O zaman kültürel faaliyetlere daha önem veriliyordu. Evet. Bizim hocalarımız da orada Selahattin Kalman müzik hocam vardı. Bir de okul müdürümüz Burhan Özdemir vardı. Tabii bir 23 Nisan yaparlardı. Şu anki düğünlerden kat kat güzel olurdu. Yani öyle bir 23 Nisan yaparlardı. Tabii bizler de orada koroda türkü söyledik. Tabii bu lise hayatına kadar devam etti. Liseden sonra Bünyamin Eroğlu, Allah rahmet eylesin, Harput Musikisi Yıldızını Arıyor diye bir program yaptı. Bir yarışma programı. Evet, yarışma programı yaptı. Yapmasının nedeni Elazığ'daki kültürel faaliyetin durma noktasına gelmesi, alttan gelen seslerin, icracıların olmaması. Böyle bir program yaptı ve bu programa o zamanlar ben tabii hem okul hayatımı sürdürüyorum, bir yandan da iş hayatındaydım. Radyo programında ben duydum, anons geçti. Harput Müzikisi Yıldızını Arıyor diye bir yarışma programı. Tabii o yarışma programına katıldım. Elemelere yaklaşık Elazığ'da 1500 kişi kadar bir katılım, müracaat oldu. Tabii Fethi Hocam da o zaman orada o koroyu çalıştırıyordu. Evet. Tabii gönüllü. Biz bu işe başlarken kültüre hizmet. Bize hocalarımız, Fethi Hocam aynı şekil. Yani Elazığ kültürüne özellikle. Evet, Elazığ kültürüne hizmet ve alttan gelen yeni seslere sahip çıkmak, kültürümüzü yaşatma adına böyle bir proje vardı. Tabii o proje öyle güzel bir projeydi ki, tabii biz bir yandan çalışıyorum, bir yandan okula gidiyorum, bir yandan da akşam program olacak. Tabii onun heyecanıyla, onun şeyiyle programları sürdürüyoruz. Orada birinci oldum. Harput Müzikisi Yıldızını Arıyor da birinci oldum. Tabii burada bu çalışmalarımın hepsinde Fethi Hocam'ın çok büyük bir emeği var. Evet. Yani beni yetiştiren, Harput Müzikisini bana sevdirmekte
en büyük faydası olan Fethi Açıkgöz'dür. Ve benim gibi birçok arkadaşıma da emeği geçtiğini kendim de biliyorum. Daha da vardır, Fethi Hocam mütevazidir. Evet. Yani o kadar söylemez ama gerçekten de Elazığ'daki müzik işiyle uğraşan birçok arkadaşımıza öncülük etmiştir, liderlik etmiştir. Ben de tabii o zaman askere gittim, geldim. Geldikten sonra gene Fethi Hocam'la çalışmalarımız oldu. Elazığlılar gecelerine katıldık, buralarda programlar yaptık. Elazığ'ın birçok derneğindeki faaliyetlere gönüllü olarak katıldık. Halen daha tabii sizinle tanışmamıza vesile olan Şener Bulut Hocam Manas Yayıncılık'ta. Onların da birçok kültürel faaliyetlerinde hizmet verdik. Halen de hizmet vermeye imkanlar neticesinde devam ediyoruz. Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Bunları detaylandıralım. Ozan Altınok. Efendim, Ozan Altınok'un çok enteresan bir hikayesi var. Kendisi 42 yaşında ve 1 yaşından beri annesini görmedi ve annesini arıyor. Ozan Bey, hoş geldiniz. Ozan Bey, bir hayat hikayenizi sizden tekrar alalım. Şey, 1977 Almanya'da doğdum aslen. Evet, Almanya'da doğdunuz. Rahmetli babam buraya getirmiş. Zaman 2-3 yaşındayken. O yandan bu yana annemi görmüyorum. Buradaki nüfusa kaydettirilmiş. Evet. O yandan bu yana görmüyorum. Son 12-13 yaşında öğrendim annemin yurt dışında olduğunu. Kaç yaşında öğrendiniz? 12-13 yaşında. 12-13 yaşlarında. Evet, o civarında. Arkadaşlar, bir Ozan Bey'in haberlere yansıyan VTR'sini de lütfen verelim. Onun üzerine biraz konuşalım Ozan Bey. Evet, evet. Uğraşıyorum. Annemi bulmak için. Annem gereği. Dünya gidiyor. Başka bir şey istemiyorum. Ömrü anne hasretiyle geçti. Ne sesini, ne sıcaklığını, ne de nasıl göründüğünü biliyor. Ama o dile kolay tam 42 yıldır anne hasreti çekiyor. Tek isteği ise dünya gözüyle onu bir kere görebilmek. Rahmetli babam bundan 40 sene önce işte Almanya'ya gitmiş. Benden abim vardı. Ben doğduğum zaman 1 yaşında 2 yaşındaki babam beni getirmiş buraya. O yandan bu yana annemi görmüyorum. Ozan Altınok 27 Ağustos 1977 doğumlu. Ona yıllarca aile büyükleri baktı. Anne hasreti canına tak edince askerden gelir gelmez onu her yerde aramaya başladı. İnsan hep ana kuzusu, hep ana kucağı arıyor ama o bunu hiç yaşayamadı. Çünkü babası tarafından 1 yaşındayken Almanya'dan Türkiye'ye getirildi. Dile kolay. Aradan tam 42 yıl geçti ama o annesini aramaktan vazgeçmedi. Ozan Altınok bir ömür boyu süren anne arayışını hala devam ettiriyor. Üstelik elinde sadece tek kare siyah beyaz bir fotoğrafla. Bir gıda firmasında çalışan Altınok hem Türkiye'de hem de Almanya'da annesi için konsolosluk başvurusu yapmasına rağmen sonuç alamadı. Yetmedi, birçok programa da konuk oldu. Ama sadece annesinin yaşadığını öğrenebildi. Kaç yere başvurdum? İşte uğraşıyorum annemi bulmak için. Anneniz Türk asıllı mı, Alman? Alman vatandaşı. Annenizin ismini daha sonradan öğrendiğini söylediniz. Evet, doğrudur. Sonradan öğrendim annemin ismini. Nedir efendim? Mariana. Marian. Evet, Marian Elizmayer. Yani Almanya'da. Onu ulaşmak istiyorum. Başka çarem yok. Almanya konsolosluklarından bir şey çıkmadı. Yok, onlardan bir şey çıkmadı. Öyle kaldı. Ama siz başvuru yaptınız. Ben başvurumu yaptım. İddiaya göre Elazığ'da yaşayan Ozan Altınok'un annesi Mariana Elizmayer Türkiye'ye oğlunu aramak için birkaç kez gelmiş ama akrabaları tarafından annesinden saklanmış. Bir yaşındayken mi Türkiye'ye getirildi? Evet, bir yaşındayken Türkiye'ye getirmişler beni. Burada da annem gelmiş beni bir kere sormuş, saklamışlar. Annemi görmek istiyorum. Ozan Altınok'un tek ümidi ise başvurduğu yerlerden annesiyle ilgili bir haber alabilmek. Efendim, Ozan Altınok'un hikayesi. Ozan Bey 42 yaşında ve sadece bir sene annesini görebildi ki o da bir senelik bir ömür, biliyorsunuz, annenizi hatırlamanız için yeterli değil. Özellikle Almanya'da yaşayan ve Ozan Bey'in ailesini tanıyan vatandaşlarımız lütfen bize ulaşsınlar. 0536-094-67-23 nolu WhatsApp hattımıza lütfen mesaj bırakın. Bugün bizim için çok önemli. 42 yıldır dinmeyen anne hasreti var. Evet. Zaten ben Ozan Bey'e baktığım zaman o annesiz yetişmenin, o annesizliğin, o haleti ruhiyesini çok net bir şekilde müşahede edebiliyorum. Ozan Bey, 1 yaşında annenizden ayrıldınız. Evet. Anneniz Almanya'da kaldı. Siz, evet, babanızla beraber Türkiye'ye, evet, döndünüz. Doğrudur. Ama bir daha abiniz var sizin. Evet.
Kaç kardeşsiniz? Oradan başlayalım lütfen. Şu anda şöyle bakarsan anneyle baba bir olarak iki kardeşiz. Abimle ben. Abiniz siz. Evet. Abinizin adı neydi? Egemen. Egemen. Lizmayır. Lizmayır. Evet, Almanya'daki ismi. Annenizin adı da? Anne, Mariana. Mariana. Lizmayır. Lizmayır. Evet. Evet, bunlar hangi şehirde yaşıyorlardı? O şehrin adını da söyleyelim. Vatandaşlarımız ulaşsınlar bize. Annem Almanya'da şeyde Aşambuk'ta yaşıyor. Aşambuk. Öğrendiğime göre. Oradamış. Peki 12-13 yaşlarında annemin yurt peşine düştüm. Yurt evet. dışında olduğunu evet. öğrendim dediniz. Evet. 12-13 yaşına kadar annemizin kim olduğunu biliyordunuz. Ya şimdi halamı biliyordum. Onlar yanında düşünüyor. Halama anne diyordum. Babanız Türkiye'ye döndükten sonra hemen evlendi mi? Bir sene sonra evlenmiş. Bir sene sonra evet. evlendi. Onun anneniz olmadığını biliyordunuz evet. ama. Evet. Ana, üvey annem. Peki 12-13 yaşında annenizin Almanya'da olduğunu size kim söyledi? Niye o akrabalar söylenmedi? Hani siz birinci ağızdan duymadınız, akrabalar yok. Söyledi. Ondan sonra anne arayışına başladınız. Başladım. Fazla şey yapamam yani. Yaş ufak olduğu için fazla şey yapamam. Bilgi olmadığı için. VTR'lerde de geçmişti zaten. Anneniz de sizi aramak için Türkiye'ye geliyor evet. aslında. Bu sizin kaçıncı yaşınıza denk geliyor? Kaç yaşlarındaydınız? 5-6 yaşlarında varken gelmiş. Evet. Abinizle size babanız annenizden izinsiz mi? Onlar onu isteğini almadan, onayını almadan mı Türkiye'ye evet. getiriyor? Abimi onayı almışlar da benim almamışlar. Almamışlar. Evet. Bir de işin farklı tarafı siz babanızın soyadını taşıyorsunuz. Evet. Abiniz de annenizin evet. soyadını taşıyor. Şu neden? Şimdi abim buradayken babamın soy ismi taşıyordu. O yurt dışına gitti. O zaman ulaştılar. Ben askerdim. Şimdi şurayı anlamadım mı? Anneniz ve babanız Türkiye'de mi bir evlilik yaptılar? Almanya'da. Almanya'da. Evet. Abinizin soyadı niye oradaki? Yani şimdi telaffuzunu yapamıyorum. Lisenberg mi dediniz? Lisenberg. Annemin soy ismi mi? Abinizin soyadı. Lizmayır. Lizmayır. Evet. Şimdi annenizin soyadı Lizmayır ve evet. abinizin soyadı da Lizmayır. Evet. O zaman Almanya'dayken anne ve baba resmi bir evlilik yapmadıkları yapmış. İçin mi abiniz yapmışlar. Annenizin üstüne? Yapmışlar. Yapmışlar. Evet. Şimdi öğrendiğime göre hastanede doğum belgelerimiz varmış. Hastanede. Evet. Doğum belgelerimiz varmış. Ona göre şey yapmışlar. O yüzden abimin istek yapmış annem. Ben buradaydım yani askerdeyken izne gelmiştim. Abime istek yaptı annem. Aldı götürdü. Bir de abimin sporcu lisansı olduğu için fazla uğraşmadı. Hayır. Şimdi burayı biraz daha açıklayalım. Abinizden haberi var. Evet. Abinize istek yolluyor evet. ve abinizi götürüyor. Evet. Peki sizi neden götürmüyor? Size istek atmıyor mu? Yok. İşte ben askerdim. Ondan bir şeyim olmadı. Kaç yaşlarında oldu bu? Ben 20 yaşında falan işte askerdim. Askerdim. 98-99 sene. 97-98 seneleri. O zaman ben şimdi hepimizin sosyal medya hesaplarımız var. Evet. Anneniz sizin adınızı ve soyadınızı biliyor. Evet. Sosyal medya hesaplarınızdan size ulaşma gereği duymadım. Kim şu anda sosyal medyayla herkese rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Bir şey söyleyeyim. Demek annem ümidini kesmiş benden haber alamadıktan sonra. Bir şey yapamamış. Yani iki kere gelmiş beni aramış sormuş. Bulamadığı için kaldı. Peki annenizi yaşadığını şu anda nasıl öğrendiniz? Şöyle söyleyeyim. Abimin Facebook arkadaşıyla onun benden arkadaşlar Facebook'ta. Evet. Oradan hissettim. Dedim abi böyle böyle bir isteğim var. Yapabilirim. Dedi yaparım bakarım. Allah razı olsun yaptı. Dedi şu anda yaşıyor. Ama dedi şey olursa dedi, ben giderim. Tam öğrenirim adresini de. Telefonda öğrenirim sana atarım. Ama abiniz annenizin yaşadığını biliyor. Evet. Nerede olduğunu biliyor. Evet. Ama neden abiniz annenizi sizden gizliyor? Onu bilemiyorum. Ne desem yalan olur. Abiniz yurt dışına ne zaman çıktı? Abim 20 seneden fazladır. Yani 97-98'de falandı. 20 seneden fazla oldu. Evet. Abinizle ben dün bir telefon bağlantısı yapmıştım. Evet. Ve telefonda ben Ozan'a, Ozan Bey'e evet. düzenli olarak para yolluyorum evet, dedi. Doğrudur. Ama ben annenizi sorduğum zaman annenizle ilgili kaçamak cevaplar verdi. Bu evet. konuyla ilgili konuşmak istemediğini evet. söyledi. Yani annenizin yaşadığını, annenizle ilgili konuları sizden gizliyor. Evet. Yani bunun herhangi bir nedeni ne biliyor musunuz? Yok. Neden olabilir? Bilmiyorum bilsem. Açıklarım onu bilmediğim için bir şey diyemem. Şöyle söyleyeyim ama konuştuğum arkadaşlarıyla abin diyor 4-5 senedir annenin yanına gelmiyor. Gitmiyor. Ha, abiniz de annenizle itibatı kesti. Son 4-5 senedir gitmiyor. 4-5 senedir gitmiyormuş yanına. Peki o abinizin arkadaşlarıyla
irtibata ne zaman geçmeye başladınız? Onlar size annenizden haber yollayacaklarını söylediler. Evet, şöyle söyleyeyim. Bu haberimi bulduktan sonra ben bir ara bir kanala yine başvurmuştum. Bundan 2-3 gün önce. Evet. Hürriyet gazetesi beni Avrupa'daki gazetelere yaymış. Orada görmüşler. Abimin arkadaşı bana mesaj attı. Dedi böyle böyleyken. Dedi senin burada şeylerin gerekiyor. Dedim doğru olur abi. Yaptı dedi ben sana yardımcı olurum. Dedi giderim anneni bulurum. Telefonunu, adresini, her şeyini alırım. Nerede yaşadığını. İstiyorsa dedi senden de konuştururum. O zaman Bey sizin yurt dışına çıkıp da birebir annenizi arama gibi bir şeyiniz olmadı mı? Durumunuz? Yurt dışına gidemedim. Gidemediniz. Yok. Abinizin yanına da mı gidemediniz? Yani yok. Abinizin yanına gitmek isteseniz abiniz buna engel mi oluyor? Bir ara eniştem şiddetli dedi iş olursa Ozan'ı da alda götür. Ya dedi ben götürüp burada ne yapayım? Abiniz ne iş yapıyor şu anda orada? Bir şirkette çalışıyor. Gittiğinden beri hiç Türkiye'ye gelmedi mi? İki kere geldi. Bir rahmetli iki. Babamın zamanında geldi. Babanız vefat ettiği zaman taziye vefata geldi. Geldi. Bir de ondan sonra? Bir daha geldi. Ondan bir, yanlış hatırlamıyorsun. Yok pardon. Kurban Bayramı'nda geldi. Pardon. Evet. Kurban Bayramı'nda buradaydım. Gelişinde de annenizle ilgili size bilgi vermiyor. Yok zaten fazla görmedim ben. İşe gidip geldiğim için fazla görmedim. İki kere gördüm bayramın evet. Birinci, ikinci günü gördüm ondan sonra gördüm. Şöyle söyleyeyim eniştem bahsetmiş. Bir lafı değiştiriyordu. Yani beni götürmesi için de kaç kere enişten baskı yapmış. Kendisi kabul yani etmedi. Yani sizi herhangi bir tahmin yürütmediniz mi Ozan Bey? Neden annenizi sizden gizliyorlar? Bilmiyorum şimdi ne desem yalan olsun. Sonuçta 42 yaşındasınız ve evet. Hiç evlenmediniz değil yok. Mi? Peki evlenmemek neden? Neden ya evlenmediniz? Fazla durmadığım için Elazığ'da. Elazığ'a gelip 4-5 senedir. 4-5 senedir. Evet. Ankara'da, İstanbul'da. Ya nasıl kısmet olmadı? Ozan Bey 42 yaşındasınız ve hala annenizi arıyorsunuz. Evet. Anne özlemini dolduramadınız mı hiçbir şeyde? Şu anda dolduramadım. Dolduramadınız. Evet. Kaç şimdi, yıldır arıyorsunuz annenizi? Askerden geldikten beri arıyorum. Yani 99'dan bu yana arıyorum. 99'dan yani, çünkü askerden geldim 98'de. Ondan yana arıyorum. Efendim bugün bize ulaşmanız çok önemli. Özellikle Almanya'daki seyircilerimizin ulaşması çok önemli. 0506-094-67-23 oldu WhatsApp hattımıza lütfen mesajlarınızı atınız. Bir daha annenizin adını bir daha söyleyelim. Mariana Lismayer. Mariana Lismayer. Hangi şehirdeydi onu da söyleyelim. Aşamburg. Biz telaffuzunu yanlış şöyle, yapıyordu olabiliriz. Şöyle, Hollanda şöyle. Sınırındaydı. Evet. Frankfurt'a 50 kilometremiş. Frankfurt'a 50 kilometre. Evet. Buradaki seyircilerimiz lütfen bize ulaşsınlar. Ozan Bey anne dramını artık bir dindirelim değil mi? Annenizi evet. Bulalım, sizi evet. Kavuşturalım. O iyiliği yaparsanız sağ olun. Ömür boyu duacı olurum size. Kesinlikle. Yani 42 yıldır bitmeyen bir anne evet. Hasreti ki anneden daha evler bir şey var mı? Evet. Yani bu yaşınıza geldiniz hala annenizi evet, arıyorsunuz. Evet. Belki de bir evlenememenizin altında da bu olabilir, sebep vardır. Olabilir. Ya şöyle söyleyeyim Melisa Hanım da şimdi sonuçta beni doğuran bir anne. 9 ay karnında yaşamış. Dünya gözüyle ölmüş mü yaşamış onu da bilmiyorum. Canavar şu anda yaşıyor. Sonuçta bir göreyim. Ya helal isteyeyim başka bir şey istediğim yok. Evet annesini dünya gözüyle bir kez dahi olmak evet. Şartıyla bile görmek istiyoruz. Evet. Lütfen ulaşın bize, bize haberdar edin. Bugün ayrıca Grup Doğuş da bizimle. Grup Doğuş hoş geldiniz. Ben hoş bulduk mesajım. Bugün bize ne söyleyeceksiniz? İşte bir Caner Gülsün eseri yapalım. Öyle evet. Üstüyüm bakma yer. Annelere de gitsin değil mi? Gitsin tabii ki. Ozan Bey'in annesine de gitsin. Sağ olun. Senden başka kimim var?
sen. Öyle küskün bakma yar yar yar, dargın mısın sen bana? Yar yar, senden başka kimin var? Yar yar, kurban olan ben sana. Harcamışım yoluna, sitemlidir sözlerim yar yar, dokunur be canıma. Sitemlidir sözlerim yar yar, dokunur be canıma. Öyle küskün bakma yar. Dargın mısın sen bana? Yar yar, senden başka kimin var? Yar yar, kurban olan ben sana. Öyle küskün bakma yar yar yar. Dargın mısın sen bana? Yar yar, senden başka kimin var? Yar yar, kurban olan ben sana. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Fethi Açıkgöz, siz de benim gibi eğiticisiniz ayrıca, eğitmensiniz. Evet. Grup Doğuş da aslında benim öğrencilerim. Maşallah, çok güzel. Tebrik ediyorum arkadaşları. Bizden sonra bunlar tabii bu işi götürecek maşallah. Yolunuz açık olsun kardeşler. Sizi de tebrik ediyorum böyle öğrencileriniz olduğu için. Evet. Maşallah çok güzel. Kesinlikle ben gençleri özellikle sanat anlamında, sanat kültür anlamında çok destekliyorum. Evet, biraz da sizin bu yönünüzden başlayalım. Kültür hayatında özellikle Esat Kabaklı'yla çıktığınız bir yol var, proje evet. var. Birazcık bundan bahsedelim Fethi. İşte benim müzikle başlamam tabii ben de belki biraz aynı cevap olacak ama çocuk yaşlarda başladı. İşte küçüktüm. Severdim, radyo dinlerdim, böyle kendi kendime mırıldanırdım. Daha biraz böyle işte yürümeye 5-6 yaşlarında bağlama aldım, bir yerden elime geçti. İşte onunla kendi kendime çalmaya çalıştım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Sonra biraz yaşım da ilerleyince işte 76-77 yıllarında müzik cemiyeti var Elazığ'da, halen daha devam ediyor. Gerçekten Elazığ'ımızın gururu. Oradan çok bu işe gönül vermiş insanlar çok yetişti. İşte oraya gittim, orada evet. Orada çalışmalara başladım. Esat Kabaklı'yla tanıştım tabii. Gerçekten bizim Türkiye'mizin gururu kendisi. Ayrıca Elazığlı olması. Elazığlı olması. İşte geçen hafta da beraberdik. İstanbul'da 50. sanat yılını kutladık beraber. Ben de davetliydim. Gurur duydum tabii. Salon bayağı alaka çoktu. İşte devlet büyüklerimizden vardı. Millet Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım oradaydı. İşte Cumhurbaşkanımızın sözcüsü İbrahim Kalınbey oradaydı. Belediye başkanları falan. Gurur duydum. Tabii buradaki hayatıma ben burada devam ettiriyorum. Zaman zaman yine beraber oluyoruz böyle bazı programlarda. Ondan sonra 77'den sonra beraber hocayla beraber korolar kurduk. Halk müziği koroları. Mahalli olsun, halk müziği olsun. Ben bağlama derslerine başladım. Tabii bu hemen arka arkaya gelmedi, böyle zaman aldı. Orada tabii benden büyük ustalar, böyle feyiz aldığım insanlar çok oldu. İşte gerek bağlama çalan, gerek okuyanlar. Bağlama dersleriyle ben epey bir zaman şey yaptım. Ondan sonra hocayla ayrıldık tabii, o iş İstanbul'a yerleşti.
Ben devam ettim koroya. Halk müziği, gerekse mahalli koroları yine genç arkadaşlarımızı böyle teşvik etmek anlamında. Hem bağlama dersleri verdim, hem koro çalışmaları. Yani bu çalışmalarımız işte il içinde konserlerimizle geçti. İl dışına çıktık. Ben kendim kültür anlamında yine il dışı ve il içi, yurt dışı böyle kültür anlamında programlara katıldım. Ömrümüz böyle vermekle geçti. Bilmiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Böyle devam ediyorum. Çok güzel olacak. O zaman İnşallah. Bir parça icra tabii, edelim mi? Tabii, tabii. Yani öyle girelim. Tabii. Enes Bey siz eşlik edecek misiniz? Aynen. Tabii Enes okuyacak. Onunla başlayalım. Siz abi eşlik ederseniz olur. Yeah.
kürsü başında harp müziğinde en sevdiğim türkümüzdür. Çok evet. özeldir ama evet. icrası da bir o kadar zor. Zor tabii. Kesin koyra del ortada söylediği ben diyen insan değil mi? Biraz da zor evet. Evet. Çok harika gerçekten. Bünyamin Erivalı'nın düzenlemiş olduğu yarışmada birinci olmanız tesadüf evet. değilmiş Enes Bey. Aynen. Hakikaten muazzam bir ses aralığınız geniş diye düşünüyorum. Tabii çok, değil mi? Çok iyi. O şekilde aynen böyle. Yani tam bir demiştik ya harput ağzı diyoruz ya biz ona bizim yörede öyle söylüyoruz. Tam bir harput ağzı. Yani rahmetli buradan kendisine rahmet olsun Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ hocalarımız, üstadlarımız. Enver abinin sesi tam rengi öyle. Ama işte çocuk buradaki arkadaşlar genç arkadaşlar gibi hepsi de böyle tabii bir kapı açacak insanlar lazım bu işte bizim bu işlerimizde böyle amatörce olmuyor. Yani bir mesela işte ilimizde belediye korosu kuruldu. Maalesef arkadaşımız orada yok. İşte buradan tabii onlara da ben biraz sesleneyim, biraz sistem mi edeyim bilmiyorum. Yani nasıl olur? Belediye korosu seçilirken, oradaki üyeler seçilirken neye dikkat edildi? Mesela hangi kriterlere sahip olmamız lazım? Şimdi belediyenin daha önceden bir korosu vardı. Zaten evet. yıllar evvel vardı. Fakat şu anda bir konservatuara dönüşme diye duydum ben. Konservatuar statüsü alacakmış. İşte böyle herhalde bir imtihan şu anda yapmamışlar. Böyle çağırmışlar. Çoğunlukla tabii konservatuar mezunu çalanları zannedersem. Okuyanlar da işte halktan birileri, böyle halktan bu işlere merak eden gençler ama yani Enes'te ben zannedersem hiç böyle bir şeyde bulunmamışlar. Ben üzüldüm tabii Enes'in orada olmaması. Yine ben burada söylüyorum Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz Vali Bey'e böyle bu gibi bir tek Enes değil, böyle bu gençlere bu anlamda kapı açsak, böyle ellerinden tutsak, yardımcı olsak çok iyi olur. Yani bizler yapıyoruz işte amatörce derneklerde işte. İşte Manas'ta biz şu an bu faaliyetleri yapıyoruz, fırsat veriyoruz ama tabii bu ne kadar, nereye kadar olur? Bu neticede iş, bunlara da bir iş lazım. Yani bir hayatını devam ettirecek. Şimdi Enes'le biz başta söylemiştim, askerde geldi yanıma benim ama sürekli bir işi olması lazım. Yani hayatını devam ettirmesi lazım. Evlendi, şimdi ev bak sahibi, çocuk sahibi maalesef işte özel bir firmada çalışıyor. Ama ne kadar kendini götürebilecek? Şimdi sesimizi duyurmamız lazım. Evet. Yani harput müziğinde özellikle gönül verenlerin evet. seslerini evet. duyurması gerekiyor. Bence bunun için bir şeyler yapılmalı. İşte zaten bir dernek kurduğunuzu tabii söylediniz. Dernek var. Dernek bünyesinde var. Toplandınız. Tabii. Derneğimiz var da işte o derneklerimiz amatörce. Böyle bir maaş, belli bir gelir yok. Evet. Zaten biz yıllarca gönüllü öyle yaptık. Gönüllü olarak. Gönüllü. Yani bunlara bir resmi bir statü tanımamız lazım. Yani en azından hayatını bu yolda kazanmak isteyenlere yoksa yani orada burada günü birlikte bu olmaz çünkü aile geçindiriyorlar yani askerliği yapmış işte evli baklı bir arkadaşımız burada tabi böyle işte resmi kurumlarda mı olur yani işte yine belediye diyeceğim çünkü belediye korosu var şu an söyledik de kaç yani kaç kişiden müteşekkil belediye korosu? Vallahi şu an herhalde bir 40 kişi falan var ben bir karabalık gördüm. Ama şu an tam hizmete geçti mi yani tam resmileşti mi onu da bilmiyorum. Ama duyduk, kurulduğunu gördük. Bizim Naci Bey arkadaşımız, abimiz bizim Naci, eskiden başkanımızdı bizim. Naci Sönmez o şeyi kurmuş, üstlenmiş. Buradan da söylüyoruz yani bunun gibi Enes gibi böyle çok arkadaşımız var. Evet. Bunlara böyle fırsat tanımak lazım, kapı açmak lazım yoksa böyle amatörce sesimizi de şöyle, hep böyle diyoruz mesela biz hep yan yana geldiğimiz zaman ya bu harput müziği ne olacak, mahalli müzik ne olacak şimdi demin sorduğunuzda. Hep böyle söylerler, bunu devlet yöneticilerimiz de söyler. Vekillerimiz olsun, böyle siyasilerimiz ama bir şey yok orada da. Hep konuşuyoruz, hem ne olacak böyle yapalım, şöyle yapalım. Harput müziğinizi için neler yapacağımızı konuşalım ikinci yarıda. Aynen. Bununla evet. Ozan Bey'e ben dönmek istiyorum. Ozan tabii. Bey döndükten sonra bir tabii. parça sizden alırız, sonra tamam. reklama geçeriz, tamam. olur mu? Ozan Bey. Şimdi telefon numaralarımızı tekrar hatırlatıyorum. 506-094-67-23 nolu WhatsApp hattımıza lütfen Ozan Bey'in hikayesini bilen, annesini tanıyan kişiler lütfen mesaj atsınlar ve Ozan Bey'i annesine kavuştursunlar. Şimdi ben özellikle Fethi Bey sanatını icra ederken, enstrümanını çalarken evet. daldınız gittiniz. Evet. Yani o sizdeki o çekimsel yapıyı, o içe kapanıklığı o kadar net bir şekilde görebiliyorum ki. Hayatınız çok mu zorluklarla geçti? Geçti.
Bir zorluklarınızı bize anlatın, seyircilerimize anlatın. Şöyle söyleyeyim, yani doğduğumdan beri buradayım, Türkiye'deyim. Yani babamın, nenemle, dedemle büyüdüğüm için köyde, burada. Köyünüz neresi? Sivrice. Sivrice'lisiniz. Evet. Peki annesizliğin o acısını ne kadar yaşadınız, neler yaşadınız o süreçte? Şurada yaşıyorum. Hala da ya yaşıyorsunuz. Evet. Yani sonuçta bir hayvan bile mi ufakken annesini arıyor. Anne kucağını arıyor hala. Evet, dünya gözüyle bir kere dahi olsa annemi görmek istiyorum diyen Ozan Altınoğlu, lütfen yardımcı olalım. Annesi Almanya'da yaşıyor. Annemizin adını tekrar alalım Ozan Mariana Bey. Mariana Lismayer. Mariana Lismayer. Lismayer. Hangi şehirdeydi bir daha söyleyelim. Aşamburg. Aşamburg'da. Lütfen görenler, bilenler bize haber versinler, bizi haberdar etsinler. 506-094-67-23 nolu WhatsApp hattımıza. WhatsApp numaramız zaten sürekli altyazı olarak geçiyor. Ben söylemezsem bile siz oradan görüp lütfen yazınız. Bir mesajımızı okuyacağız. Fethi Bey, sizden bir parça alarak reklama gidelim. Enes Bey size bir mesaj verdi. Olgunlar Mahalle Muhtar Adayı Taylan Tuncer, Enes kardeşime başarılar diliyorum diye bir mesaj atmış. Biz de buradan kendisine selamlarımızı yolluyoruz. Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim. Oy dağlar, 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 yar dağlar, 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 başı dumanlı dağlar, göğsü çemen. Yol verin yarım gele, yol verin yarım gele, dilsiz imansız dağlar, dilsiz imansız dağlar. Sizi yürekten
yürekten alkışlıyorum. Harikaydı gerçekten. Çok geçmiş olsun ama gerçekten muazzamdı. Efendim bizim kısa bir araya ihtiyacımız var. Görüşeceğiz reklamlardan sonra. Efendim biz bugün Ozan Altınok'un annesini arıyoruz. 42 yaşında olan Ozan Altınok 1 yaşından itibaren annesini hiç görmedi. Annesi Alman vatandaşı, kendisi Türkiye'de ve 41 yıllık anne hasreti çeken bir kardeşimiz. Bu konuyla ilgili lütfen Almanya'daki vatandaşlarımız bize ulaşsınlar. Telefon numaramız 506-094-6723. Ne oldu? WhatsApp hattımıza lütfen ulaşın, mesaj bırakın. Ozan Bey, bir hikayenizi tekrar baştan alalım. Bizi ilk yarıda seyretmeyen seyircilerimiz evet. için. Şöyle söyleyeyim. Bir yaşındayken, hani Almanya'da doğdum. Bir yaşında babam rahmetli alıp getirmiş buraya. Abimle beni. Abim sonradan gitti de. Ben askerdim o zaman. Şimdi ben gidemedim. Sorun çıktı neyse. İnşallah değil. Annemle hiç girmedim. Ozan Bey, annenizle babanızın kaç yıllık bir evliliği vardı Almanya'da? Nereye baksam 10-15 sene kalmışlar. 10-15 sene beraber yaşamışlar. Abiniz aranızdaki yaş? 2 yaş. 2 yaş abim sizden. Abim benim 2 yaş. Büyük. Peki anne baba niçin ayrılıyor? Onu bilmiyorum. Babam Almanya'da bir şey mi yapmış? Gelmişler gitmemiş. Aslında Fethi Bey, bizim Türkler yurt dışına çıktıkları zaman bir yabancı bayanla evleniyorlar ve oranın vatandaşı olmak için. İşçi için. Evet. Ve sonra Türkiye'ye döndükleri zaman çocukları genellikle orada bırakıyorlar ve o çocuklar da o karmaşayı yaşıyorlar değil mi? Siz ne söyleyeceksiniz? Sizin var mı bu konuda düşünceniz? Yani şimdi anladığım kadarıyla birisi engelliyor. Bunlara gitmemesini engelliyor. Ben anladığım kadarıyla yani o kardeşi dedi de herhalde abisi engelliyor. Bunlar tabii biraz cehaletten geliyor. İnsanlarımız bizim bir şekilde oraya gidiyor. Bundan 40-50 sene evvel, 60 sene evvel gidenler işte orada bir evlenip de vatandaşlık almak için yapıyorlar eskilerden. Eskiden işte orada bir evlilik yapıyor. Bazıları burada da evlilik yapmış. Karıp karmaşa orada bir şekilde suça mı bulaşıyorlar. Neyse geri dönüş yapıyor. Yani bir daha da gitmezse engelleniyor. Bunlar yani sosyolojik bir yapı yani. Bu biraz tabii sosyologların işi. Bana göre bu işin altında eğitimsizlik yatıyor. Yani biraz insanlar okusa, yani biraz araştırsa bunlar olmaz. Şimdi burada bu arkadaşımızın olayı ben öyle zannediyorum. Herhalde bu kardeş engelliyor bunu. Yani burada kal, buraya gelme. Yani gidersen ne olacaksa. Yoksa ister. Yani şunu istediği dakika hemen bir istekle bunu yarın götürür. İstemezse de gidemez bu. Zor. Yani ya orada annesi bunu isteyecek. Yani ya da kardeşi bunu istekle oraya davet edecek. Eğer oturum almışsa orada kardeş. Abim oturum. Şu anda Alman vatandaşım. Siz aslında sonuçta Alman bir annenin çocuğusunuz. Evet. Ve konsolosluklara başvurduğunuzda Alman vatandaşlığı talebinde bulunmadınız mı? Sonuçta gidişinizin önü açılacaktır. Evet. Şöyle söyleyeyim dedim. Ben başvurdum. Rahmetli babamla beraber Ankara'da gittik. Başvuru yaşını yaptık. Benim tek bir kağıdım eksikti. Onu da abim yollamadı. Şöyle söyleyeyim. Hani şurada şey düşünüyorlar. Ya nüfus müdürlüğü ya da valilikten ya da bakanlıktan bir kağıt gelecekti. Yollamadı. Abiniz gitmenize engel oldu. Bırak, direkt ben o. Ben öyle biliyorum. İstemiyorum. Yani. Gidemedim. Öyle abiniz kaldı. Kaç sene önce gitmişti? 20 yıl önce gitti dediniz. 98 mi? 99'da da. Evet o civarlar. 20 sene oluyor. Abiniz yurt dışına çıkmadan önce annenizle irtibat içerisinde miydi? Yok. Şöyle söyleyeyim. Onu da ben buldum yine. Araştırdım o zaman. Biraz zor araştırdım. O da abimin gitti bir salon vardı. Yani karate salonu. Orada lisans vardı. Abdullah Hoca diye bir hocamız vardı. O yardımcı oldu. Onun sayesinde, onun da akrabalı olduğu için o da biraz yardımcı oldu. Aldı götürdü. Şimdi abiniz gittikten sonra burayla irtibatını kesti. Siz abinizden haberdar olamadığınız için abinizle tekrar aradınız. Evet. Belirli kanallarla, evet. Belirli vasıtalarla aradınız. Evet. Abinize ulaştınız. Evet. Abinize ulaştıktan sonra aslında abinizle irtibatınız kesilmedi. Yok, kesmedi. Gittiğinden beri de kesilmedi yani. Arıyorduk, konuşuyorduk. Peki yani neden abiniz size annenizle ilgili bilgi vermiyor? Arkada Ozan Bey'in annesinin bir vesikalık fotoğrafı var ve Ozan Bey'in elinde olan tek şey annesinin evet. Kaç yıl önceki fotoğrafı? O neden baksan 75-76 yılından beri evet. Çekilen fotoğraf. 40 yıllık değil hemen mi? Hemen hemen 40. 40 yıllık fazla bir olabilir. Fotoğraf. Bir evladın elinde sadece annesine dair tek bir fotoğraf karesi. Ve bu da yıllar öncesinin, 35-40 sene öncesinin bir fotoğrafı.
Almanya'daki vatandaşlarımız lütfen duyanlar birbirlerine haber etsinler, duyursunlar. Ozan Bey'in annesini bulalım. Tek isteğimiz annemizi evet. görmek. Bir evet. defa dahi evet. olsa annemi görmek istiyorum. Evet. Ozan Bey, annenizi gördüğünüzde şu anda içeri geldiğini düşünün. Ne yapardınız? Bilmiyorum ki şimdi 40 senedir görmediğim için bir şey diyemem. Hala heyecanlanırım. Yani ne diyeyim? Ne dersiniz ilk olarak? Şey bilmiyorum ki. O şeyi anlatamam yani. Annesizlik sizin hayatınızda sizin ne kadar zorluk yaşattı size? Neler yaşadınız? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Halalarım yanında büyüdüğüm için. Yani Allah razı olsun onlardan. Onlar beni büyüttüler, şey yaptılar. Hayali bir yerde boşluk kalıyor. Sonuçta. Halalarımız bize, çok iyi davransadaki teyzelerimize. Gerçi teyzeleri teyzelerim de tanımadık yok. Değil mi? Yok, hiç değil. Var mı teyze, anneyle ilgili bilginiz var mı? Teyzeler var mı? Dayılar teyzem var mı? Varmış. Dayımı bilmiyorum da teyzelerim varmış. Ama onların size ulaşma gibi bir durumları olmadı mı? Yok. Bir şey yapalım yani bana ulaşan kimse olmadı o zaman. Sizinle biz dün görüştüğümüzde evet. siz Almanya'dan sizinle irtibata geçen ve annenizi bulma konusunda yardımcı evet. olmak istediğini söyleyenler oldu dediniz. Evet. Onlardan geri dönüşleriniz nasıl? Şu anda işte o arkadaşlar haber bekliyorum. Dedi ben giderim bakarım. Yani kaldığı yeri biliyorum. Giderim telefonunu, adresini. Yani dediği şey olursa da ben yine yardımcı olurum. Telefonu ben açarım, konuşmana yardımcı olurum. Bekliyorum şu anda. Bir postanenin olduğu şehirden mi bahsetmiştik? Evet. Aydın abi diye bir abi var, tanımıyorum. Bu da gazetede haberimi görmüşse bana dedi ben de her türlü sana yardımcı olurum. Zaten az önce Darhan oydu. Evet. Reklam arasında. Reklam arasında evet, Ozan aradım. Bey arandı. Ne denildi size Ozan dedi, Bey? Dedi ben yardım, senin gözünde gördüm. Şey derdim, dedim elime ne geliyorsa dedi yaparım. Dedi zaten dedi şu anda biraz işlerim var. Bugün bir şey yapıp gidemiyorum. Dedi yarın büyük ihtimalle dedi oraya gideceğim. O vatandaşımızın adı neydi? Aydın. Aydın Bey, Kanal 23 ailesi olarak size selamlarımızı yolluyoruz. Lütfen bizim WhatsApp hattımıza da mesaj bırakın. Bu bizim için çok önemli. Özellikle ben çok etkilendim. Çünkü biz burada parçalar çalınırken Ozan Bey'i birebir görüyorum ve o duygusallığını, o kırılmışlığını, nahipliğini çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ne olursa olsun, insanın yaşı kaç olursa olsun, insanın anneye her zaman için ihtiyacı var. Ve zaten annemi dünya gözüyle bir kez görmek istiyorum. Bir kez dahi olsa annemi görmek istiyorum evet. diyen biri. Evet. Yardımcı olalım lütfen. Diğer vatandaşlarımızdan da telefon bekliyoruz. Biz bu arada grup doğuştan da bir parça alalım. Gidiyorum çeşmesi yahu İşte gidiyorum çeşmesi yahu aramıza dallar sıradan sada sıralansa da sermayem derdimdir ey dost servetim ahım aramıza dağlar sıralansa da sermayem derdimdir ey dost servetim ahım karardıkça bahtım bahtım karalansa da
Haydi dolaşalım yüce dağlarda. Haydi dolaşalım yüce dağlarda. Dost beni bıraktı ah ile zarda, ah ile zarda. Ötmek istiyorum viran bağlarda. Ayağıma cennet cennet kiralansa da. Ötmek istiyorum viran bağlarda. Ayağıma cennet kiralansa da. Bağladım canımı zülfün teline. Bağladım canımı zülfün teline. Sen beni düşürdün elin diline, elin diline. Güldün mahzuninin berbat haline. Mervan'ın elinden ey dost parelense de. Güldün mahzuninin berbat haline. Mervan'ın elinden parelense de. Uçkun, siz evet. Harput Musikisi Yıldızını Arıyor yarışmasına evet. katıldınız. Kaç evet. yılında katıldınız? Bununla ilgili biraz konuşalım. 2008'de katıldım ben ilk. Katılırken dediğim gibi yani bayağı bir katılım oldu. Yani 1500 kişi civarı bir katılım oldu. Tabii ilk yarışmada ben askere gitmek zorunda kaldım. Yarışmayı terk ettim. Daha sonra askere gidip geldikten sonra tabii Harput Musikisi Yıldızını Arıyor 1, 2, 3, 4 diye tabii oldu. Bir daha rahmetlik Bünyamin abi beni aradı. Dedi senin katılmanı istiyorum gerçekten. Senin bu kültür için, Elazığ için bir değer olduğunu düşünüyorum dedi. Burada gözükmeni istiyorum dedi. Bir daha Harput Musikisi Yıldızını Arıyor 2'de yarışmalara katıldım. Orada tabii birinci oldum. Şimdi bir de birinci olduktan sonraki dönemler var. Burada tabii Elazığ'daki birçok dernekler Elazığ faaliyetleri yapıyorlar. Tabii bunların hepsine gönüllü olarak tabii Fethi Hocam da hocamla beraber bir yandan işte çalışıyorum. Kendimi de fazla vakit ayıramıyorum müziğe. Çünkü müzik vakit isteyen bir iş. Emek isteyen bir iş. Antrenman isteyen bir iş. Sürekli Fethi Hocam beni arıyor. Enes neredesin gel falan. Ben inşaatta çalışıyorum.
Yani evet. Bu şekil bir hayatım oldu. Tabii maddi imkansızlıklar olmasaydı, bu işin okulunu olsaydım daha bir farklı olurdu ama maalesef böyle bir yaşantımız oldu. Yine Allah'a çok şükür yaşayıp gidiyoruz. Bir yandan da kültüre hizmet etmek istiyoruz. Fırsat sunuldukça. Çünkü bazı fırsatlar da elimizden alınıyor maalesef. Evet maalesef. Yani nasıl diyeyim, harput müziği bir beceri ister. Sevda. Yani sevda ister. Tabii sevdanın olması da yetmiyor. Buna Allah tarafından verilen bir yeteneğin, bir sesin olması siz lazım. Siz o Yüksek Minare'de Kandiller evet. Miyanar'ı icra ederken evet. muazzam bir ses genişliğiniz evet. vardı. Evet. Diyafram da çok evet. iyi. Yani bu Allah vergisi değil mi? Bu sonradan kazanılabilecek tabii bir yetenek değil. Değil. Bu Allah vergisi bir yetenek. Allah'ın vermiş olduğu bir ses. Şimdi bazı arkadaşlarımız da bu işe gönül veren tabii tüm insanların başımızın üstünde yeri var. Kesinlikle. Ama harput müzikisinde gazeller var, oyratlar var. Şimdi bunları okumak için de belli bir ses lazım. Yani belli bir ses lazım. Tabii. Hocam daha iyi bilir. Tabii ki. Yani harput müziği farklı bir okuyuş tarzı vardır. Yani evet. Enes'in dediği gibi mesela gazelyatımız, işte hoyratlarımız, el ezberlerimiz, evet. divanlarımız. Bunun için bayağı bir meşakkatli bir yol. Yani emek vermek gerekiyor. Evet. Tabii ki öncelikle yani doğuştan olan bir kabiliyet olacak. Evet. Bununla birisiyle beraber, bir ustayla, bir hocayla beraber çalışması gerekiyor. Yani nerelerde ne yapacağım? Tamam, bir çünkü, hamur, evet. yoğrulup yani, bir pasta olacak yani. Evet. Şimdi yani o bir müzikleri ben şey yapmak istemedim. Yani bizim harput'un biraz özelliği var. Böyle bir nasıl söyleyeyim? Genelde bir mesela gazelyatımız Fuzuli'nin divanından sözleri alınır. Divan edebiyatından. Nedim'den var. Evet. Bunlar tabii sözlerini telaffuz etme bambaşka bir şey. Özel bir ihtimal istiyor. Yani öyle türkü gibi ezberleyeyim söyleyeyim diye değil. Tabii yetenek, yine söylüyorum, yeteneği olacak. Ama bu yani karşıdaki kişi buna bir sabır gösterecek. Böyle bir yoğrulacak. Yoksa öyle hemen var yani, okuyan çok. Herkes de okur. Ben tabii burada onun bunun şeylerine ben okuyamıyor anlamda söylemedim. Enes de ben yani dediğim gibi tam bir harput ağzı var. Mahalli bizim istediğimiz bir ağız. Ses genişliği evet. çok aralıkları geniş. Daha da tenördür Enes'in sesi de. Şimdi burada tabii diyafram da sıkışık sizin de söylediğiniz gibi. Bir de uzun zamandır Enes okumuyor işlerinden dolayı. Evet. Rahat değil. Ki parça çok zor. Parça. Evet. En sevdiğim türkü. Aynen. İkisi de dik eser. Mesela işte Yüksek Binare dediğimiz eser meyanlı. Biz ona meyan diyoruz. Meyanlı eserden de tekrar meyanlı, yani kesik hoyrat, arada bir hoyrat attı söyledi. Evet, ona evet. kesik hoyrat diyoruz. Hakikaten üst üste. Meyanlı nedir Fethi Bey? Yani meyan pesten alıp dike çıkmak, meyan deriz. O dik tarafına, o dik olan yerine biz meyan deriz. Yani müzik ağzında terimi olarak. Pes sesten alıp dik sese götürmek sesi. Oralarda dolanmak. Yani oralarda rahat bir şekilde o nameleri çıkarabilmek. O da gerçekten yani, tabii ki. İyi bir çalışmayız. Tabii. İşte tabii biz bu harput musikisi yıldızını arıyor yaparken tabii bizim birçok ustalarımız var. Bu işi yapan, bize bu bayrağı emanet eden insanlar var. Ama sadece şu anda Elazığ halkının dilinde, yani benim dinlediğim Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ geldi. Bundan sonraki ustalar da tabii gene var. Onların tabii öğrencileri olacak, var. Muhakkak olacak. Bu işi çok iyi yapan, bize bu bayrağı ulaştıran hocalarımız var. Bunlardan sonra gelen bir insan yok. Bu işi yapan yok diye söyleniyor. Ben de her zaman söylüyorum. Diyorum biz buradayız. Benim gibi birkaç tane daha arkadaşım var. Tabii, daha da olacak. Abi, biz daha buradayız. Olacak. Bu işi yapmak istiyoruz. Bu kültüre sahip çıkmak istiyoruz. Yani bir kültür demek yani tarih, o bunun bölgenin tarihi yaşatılması. Yoksa unutulacak. Evet, unutulacak. Ve gençlerimiz de bunu devam ettirecek. Bu kültürü devam ettirecek. Kültürün içinde bir tek şarkı türkü söylemek yok. Orada büyüklere saygı, örf, tabii, adet, gelenek, görenek. Bunların hepsi bir çatı altında toplanıyor. Benim kırgın olduğum tarafta genelde mahalli müziğimizi yaşatmaya çalışan insanlar bu işi bilmiyor. Biraz yani hepsini var. Söylemiyorum.
Yani tabi halen devlet sanatçısı olan ustalarımız var. Onlar icrasını yapıyor ama bir yandan da ustalara da böyle bir görev düşüyor. Öyle bir yerde bu işi bırakmalar lazım ki yani bayrağı teslim gençlere etmeler yani lazım kapı ki. Gençlere yani kapı açmazız diyor. Şimdi zaten bizim, Enes sözünü kestim. Zaten bizim musiki yani genel alanda söylüyorum. Tabii akademik bir çalışması da var yani konservatuvar dediğimiz. Evet. Ama ondan evvel usta çırak ilişkisi vardır bizde. Evet. Bizim işimiz öyle akademik bir anlamda okulu bitirdi mi tamam olmuyor. Okul bir belli müfredat verir. Tamam ben onu şey etmiyorum. Zaten bütün gençlere de ben öncelikle onu söylüyorum. Siz zaten sizin çocuğunuz da konservatuvar. Tabii buradaki gençlere de söylüyorum. Evvelse de söyledim şimdi genç arkadaşlarıma da diyorum. Aman aman demin kapıda da konuştum. Konservatuvar işin bir akademik şeydir. Ama bunun altyapısı işte böyle derneklerde efendim bir usta çırak ilişkisi. İşte biz demin Enes dediği o. Yani biz derneklerde sadece çalıp söylemiyoruz. Mesela kültür dediğin zaman bunun sadece müzik olarak anlamayacağız. İşte demin dediği gibi ahlak, terbiye, o yörenin adetleri, anneleri, gelenek ve görenekleri, düğünler, büyüklere saygı. Mesela bizler de eskiden biz öyle yetiştik. Biz büyükler varken biz büyüğün yanında konuşamazdık bile. En altta oturduk. Daha sonra böyle zamanla şey oldu. Onu demeye çalışıyor. Evet. İnşallah ki bizden sonra da bu gençler bu şeyi sürdürür. Ben kendi adıma konuşuyorum. Elimden geleni yapıyorum. Artık bundan sonrası resmi kuruluşlarımız. Şimdi yanımızda devlet korosu da var biliyorsunuz. Evet. Kültür Bakanlığı'nın. Evet. Gerçi sanat müziği korosu. Yani Türk müziği icra ediyor ama. Ama arada sırada insan böyle bu gibi arkadaşlarımız da alır, konuk alır. Bir de hocam yani, lafınızı kesiyorum. Dediği gibi Elazığ'da devlet konservatuvarı var. Biz yaklaşık 2008'den bu yana televizyon ekranlarında resmen bu işi yapar durumdayız. Yani fal bir şekilde aynen çalışıyoruz, gösteriyoruz. Yalnız bir güne bir gün Elazığ Devlet Korosu ya Enes Uçkun gel de burada bir de sen bir söyle. Yani ben oraya işe al demiyorum. Bir de sen gel burada. Yani konuk ol bize. Burada bu kültürümüzü yaşat. Çıkan tek tük iki kişi var. Elazığ'da bu işi yapan iki kişi yok. Enes Uçkun, o zaman şöyle yapalım. Sesimizi müzikle duyuralım. Aynen. Evet. Aynen. Bir parça alalım sizden. Şimdi biz o zaman demin siz konuşurken benim aklıma şu geldi. Şimdi anne dedik okuyor öyleyse. Evet. Bir Diyarbakır türküsü var. Enes'le beraber onu ben iyi denk sesim bugün. Ozan Bey size gelsin. Sağ olun. Ağlama yar ağlama diyoruz. Aynen öyle. Mavi yazma bağlama. Var değil mi? Hı hı. Onunla bir ben de duygulandım. Ben de ben Ozan Bey'e bakınca zaten gerçekten içim parçalandı ki ben çok duygusal bir insan değilim normalde. Evet. Ama beni çok etkiledi Ozan Bey'in hikayesi. Allah yardımcısı olsun. İnşallah bugün sizin programınız buna vesile olur. İnşallah. Bugün İnşallah bugün telefonlar gelir hayırlısıyla. Thank you.
bana gel. Ayvalar olanda gel aman bahçama olanda gel. Hasta düştün gelmedin ana bari can veren de gel. Hasta baş tacı, en tepe noktası kesinlikle udu ve kanun. Evet. Neden udu seçtiniz Fethi Açıkgöz? Ben aslında işte dedim ya, asıl sazım ben bağlama. Evet. Şimdi cümbüş de çalarım ben. Cümbüş de uddan esinlenmiş yapılmış, sonradan icat edilen bir şey. Mahalli müziğimiz de konuştuk, yani mahalli müzikten bahsettik. Bizim her neredeyse mahalli musikimizde bağlama yoktu. Evet, neden bağlamaya yer i̇şte vermedik? Şimdi söyleyeceğim, yani kültüründe? Bu yani Elazığ'da bağlama yoktu bizim zamanımızda. Bizler yani hakikaten şimdi şu anda var yani bağlama koyuyoruz da aslında bağlama Türk müziğinin asıl sazı. Evet. Yani ta Orta Asya'ya dayanır biliyorsunuz bağlama. İlk versiyonu kopuz değil mi onun? Tabii kopuz, atası kopuz. İşte ondan sonra bugünkü versiyona geliyor. Yani şu an genç arkadaşımızın çaldığı gibi yani tambura bağlama dediğimiz. Yani Orta Asya'ya dayanıyor. Bunlar tabii dışarıdan bizim Türkiye'ye girmiş sazlar. Yani ud da tabii bize yakın bir saz. Ben işte o mahalli musikiden icra ettiğim için mecburen cümbüş çalmak zorundaydım. Yani öyle alışılmıştı. Aslında şimdiki aklım olsaydı öyle düşünmezdim. O zaman tabii mahalli musiki işte cümbüş olacak, klarnet olacak. Dar bir şey, enstrüman, bir klarnet, bir cümbüş. Ben ona karşıyım yani bütün sazlarda olsun. Yani mesela keman diyoruz. Keman da bizim değil. Klarnet hiç bizim değil. Yani klarnetten evvel başka bir enstrüman çalınırmış. Yani ben yıllarda. Klarneti Elazığ'a has biliyordum. Hayır hayır mi? Bizim değil. Klarnet de sonradan bizim yani Cumhuriyet 1800'lü yıllarda Cumhuriyet'in... Hangi kültürden giriyor klarnet aslında? Yani bana göre bu Harput'ta yabancı kolejler, yabancı okullar varmış. Yabancı uyruklardan oradan geldiğini düşünüyorsunuz. Aslında klarnet ben yine kendi fikrimi söylüyorum. Bizim Türk müziğinde kaval kullanılır. Köylerde çalınır. Evet, evet. Bana göre herhalde kavaldan esinlenmişler yani. Tabii şu an onu biraz geliştirmişler. Fabrikasyon yani klarnet. Evet. O oradan gelme... Çığıtmadır bizim asıl Elazığ'ın Harput'un yani öz sazı çığıtmadır. O da biraz sesi dardır aslında. Çığıtmalı üflemeli bir saz. Üflemeli bir saz. Kartal şeyinden yapılır, kanadından yapılır, kemiğinden yapılan bir saz. Volümlü bir saz değil tabii. Yani burada çalınsa ancak burada dinler. Klarnet biraz volümlü olduğu için hani o zamanlar böyle tesisat şu bu yok. Mesela ud da öyle. Udu şimdi buranın haricinde bir yere çalsan duyulmaz. İşte cümbüşü ondan tercih etmişler. Yani klarnet açık havada çalınmış. Tabii o zaman ses sistemleri yok. Yok, ses duyulması lazım. Kaval da duyulmaz. Dar bir saz yani volümlü değil. Ud da öyle. İşte ben oraya geleceğim. Orada mecburen cümbüş çalmak zorunda kaldım. Dolayısıyla ud da beraber. Yoksa asıl sazım benim bağlama. Tabii ki ud, ben şimdi saz ayrımı yapmam. Ben bütün sazlara da severim. O ayrı konu da. Ama yani eğer biz bir şey yapacaksak mesela işte demin söyledim bazı sazlar dışarıdan gelme bizim içimizde. Ama güzel oturmuş. İşte mesela keman sanat müziğinin olmazsa olmaz bir sazı. Çok hakikaten oturmuş. Tabii. Tabii ki. Yani yeter ki çalınsın. Klarnet yine oturmuş. Ama biz bağlamayı da soktuk mahalli musikimize. Yine Esat evet, Kabaklı burada, hocamıza. Evet, birazcık Esat Bey'den de bahsedebiliriz. Onu unutmayalım. Evet. Bu arada laf gelmişken Bünyamin Eroğlu Elazığ'ın evet. Çok büyük değerlerinden. Tabii. Ona da kendisine de rahmet diliyorum. Tabii ben de diliyorum. Demin laf araya girdi. Allah evet. Rahmet etsin. Kendisiyle evet. Çok beraber çalıştık. İşte o Harput ben de söyleyince ben de unuttum. Harput Star'ını arıyor yarışmasında beraber çalıştık. Ben çalıştırdım. O genç arkadaşları söyledi bana bir projemiz var böyle bir projemiz. Daha öncelerle tanışıyorduk. Yani Bünyamin Bey'le çok çeşitli programlarda beraber olduk. Onu da kabul ettim. İşte geldiler böyle hem gençleri ben çalıştırdım hem repertuar seçimi hem nasıl okunacak. Yarışmada da aynı zamanda çaldım beraber yine eşlik ettim. Kendisi hakikaten bir ömrünü bu kültüre vermiş bir arkadaşımız. Allah gani gani rahmet etsin. Onun gibi daha niceleri var. Onlara da buradan şu an aklımıza gelmiyor. Allah rahmet etsin. Hepsine. Hastalara da şifa diliyorum varsa. Yani Esat
Kabaklı tabii ona gelecek olursak bizim Türkiye için Elazığ'ımızın gururu. Hakikaten hak ettiği yerde. Onunla beraber de çok bizim yani demin dediğim gibi 70'ten beri 70 beraber tanışıyoruz. 70'li yıllardan beri sık sık beraberiz. Çok kadim bir dostum. Yani arkadaşlığın haricinde bizim dostluğumuz çok eskiye dayanır. Onunla beraber çok mazilerimiz var. Şimdi ona girersek bir Erzurum Radyo İmtihanı'na gittik beraber onunla. O halen anlatır onu tabii. Orada bazı güzellikler gördük. Bazı hoşumuza giden yani şakalaşmalarımız falan bazen söylüyor bana şeklinde. Allah yolunu açık etsin. Evet. Esat Kabaklı hakikaten Elazığ için, Türkiye için büyük bir... Aynı zamanda Ozan, Esat Kabaklı'nın eserleri var, besteleri var. Çok güzel. Yani çok Elazığ'a yazdığı eserleri var. Ondan sonra halk müziğine eserler, işte son zamanlarda bu yani bayrakla ilgili türküleri var, destanla ilgili destanımsı türküleri, işte vatan için yazdığı türküleri var. Çok güzel. Orada da tabii o icra ediyor. Allah kendisine güç kuvvet versin. Ben ne diyeyim? Allah yolunu açık etsin. Evet, çok güzel. Evet. Bu da bizim önemli değerlerimizden. Tabii, çok, çok. Enes Uçkun. Evet. Şu anda müzikin neresindeyiz? Biraz kırgınlık yaşıyoruz. Tabii. Hak ettiğim değeri bulamıyorum diyorsunuz. Evet. Ve maddi açıdan da yetersiz bir durumda müzik geliriz diye düşünüyorum. Yani aslında müzik... biraz sizin de şurada şunu da istiyorsunuz değil mi? Ben bu işi seviyorum. Evet. Bu işte iyiyim. Evet. Birazcık da maddi açıdan iyi bir yere gelebilirsem müzikte evet. Benim bu için işi... daha iyi olacak. Benim ve benim gibilerin. Evet. Aynen öyle. Yani dediğim gibi benim gibi birkaç arkadaşım daha var. Yani kenarda köşede kalmış gibi demeyeyim de ama maalesef ki o şekilde. Çünkü biz bu işe gönül vermiş insanlarız. Ben kendim de yani bu işi şu ana kadar hep gönüllü olarak yaptım. Fethi Hocam da aynı şekilde bize Allah razı olsun. Çok desteği oldu, çok yardımcı oldu. Esat Kavaklı Hocamız da zaten bu dediğimiz cemiyetlerde yetişti. Sizin tanışıklığınız var mı Esat Bey'le, Esat Kabaklı'yla? Tanıdı tabii. Evet, tabii. Fethi Hocam sayesinde tanıdım. Tanıdı, zaman zaman geliyor. Aynen tanıdı. Öyle. Zaman zaman geliyor. O da çok severdi Esat'ı. Esat evet. Hoca da Enes'i dinledi. Tabii dinlettim. Çok güzel falan. O da bir takım şeylerde bulundu tasfiyelerde. Ama işte dediğim gibi yani Enes'in de söylediği gibi sahip çıkmak gerekiyor. Önce yani bu işi yapmamız için şimdi sahibin olması lazım. Yani evet. Herkesin sahibi Cenab-ı Allah ama bir ön ayağın olması lazım. Çünkü şu anda piyasada mahalli müzik olarak herkese ben saygı duyuyorum ama mahalli müzik icrası bence tam olmuyor, yetersiz. Enes Bey, o zaman bizi evet. Dinleyenleri, seyredenleri, mahalli müziği biraz açıklayalım. Evet. Mahalli müzik nedir? Mahalli müzikten ne anlayacağız? Mahalli müzik Elazığ'a has bir müzik. Yani Fethi Hocam biraz önce anlattı. Yani halk müziği ama Elazığ'a has olunca mahalli müzik oluyor. Tabii bu müziği icra etmek için etnik bir gırtlağa ihtiyaç var. Yani gırtlağın olması lazım, sesin olması lazım onu icra etmek için. Tabii çalışmak lazım, bilgi olması lazım. Tabii ben de kendime ben çok iyiyim bu işte demiyorum. Yalnız elimden gelen gayreti gösteriyorum. Elimden gelen çabayı gösteriyorum. Fethi Hocam'la beraber çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. İnşallah da daha iyi olacak. Biz burada yakınıyoruz. Bu kültür şimdi... yani Enver Demir Bağ'la kalmayacak. Tabii veya yok, tabii. Hasan Öztürk'lerle, Zülfü Demirtaş'larla, Muzaffer Ertürk'lerle. Bunlar da çok değerli tabii. Bu işi yapan hocalarımız. Ama biz de diyoruz ki hani... Yeni gelen, alttan göre, gelenlere, alttan gelene, Enes Bey bugün biraz dolu ama ben aynen. De hak veriyorum. Yani istediğim şöyle yakınma değil. Belki şimdi diyeceksiniz ya siz yap. Hayır biz bir şey istemiyoruz. Yani birazcık destek istiyoruz. Destek. Evet, yani beni alsınlar da. Desteği vereceklerdir inşallah. İnşallah. Zirveye koysunlar diye bir şey değil. Hayır. Ben bu işi severek yapıyorum. Bu bayrağı da taşımak istiyorum. Tabii. Bunun için biraz bize böyle bir yer vermeler lazım. Aynen. Yani İnşallah olur. Bazı arkadaşlarım diyor ki ya mahalli müzik söyleme. Sen de başka müzik söyle.
Piyasada, kafelerde, işte düğün salonlarında, şurada burada bu işi yap. Ama biz bu kültüre hizmet olsun diye yapmak evet, istesem evet. yaparım ama onda bile insanın önüne maalesef ki engeller çıkıyor. Yani kalkıp da bir kafede türkü söylesem bile orada bile engeller çıkıyor. Bakıyorsun işe alakası olmayan insanlar gelip sen ekmeğini elinden alıyor. Biz bence yani bugün güzellikleri girmeyelim. Anlatalım tabii, tabii. gerçekten. O zaman bir mali müzik tabii, alalım mı? Tabii. Çok az bir vaktimiz de kaldı. Tamam. Hocam bir şey söyleyeyim. Meşalidir bizim dağlarımız. Şey yerinde. He. Bir biraz su içip boğazım. Sevdaya da düşeli vay vay. Üç gün oldu anam yar sevdaya da düşeli vay vay. Kalk gidelim ama bizim oda düşeli vay vay. Kalk gidelim. Ama geri de maman, ki başa bir kamaman, bir faydana da kaçalım yar yar. Eller duymadan anam, kanlı çaya da geçelim vay vay. Parmağımda da tonca olur vay vay. Sen gidersen anam benim halim nice olur vay vay. Sen gidersen anam benim halim nice olur vay vay. Ama Feride parça bir kamaman, bir faydana da kaçalım yar yar. Eller duymadan ana, kanlı çaya da geçelim vay vay. Evet, Harput kültürünün, Harput müziğin çok kendine has evet. bir durumu var, var gerçekten. Aynen. Yani hiçbir şey bilmeyen, müzikten hiç anlamayan biri bile bu parçanın harfuna evet. ait olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Yani dedik ki özellikle Harput'un türküleri tabii her tarafında türküleri, Türkiye'mizin hep her tarafı da güzel. Hepsi de bizim türkülerimiz kesinlikle. De. Tabii Harput biraz farklı okunuşu. Kırtlak yapısı uygun olacak. İşte o uzun havalarımızı dediğimiz gibi el ezber, işte Kürdü oyratları, divan onlara daha girmedik. Gazeliyatımız çok iyidir bizim. Bunlar tabii biraz maharet isteyen şeyler.
yani özelliği olan bir türkü şeyimiz var, bir kültürümüz var, evet. Biz de diyoruz ki de bu kültür ölmesin, bunu yaşatalım, yazıktır. Bunu halkımıza yani sevdirmek, halkımızın da bunu sevmesi. Bazen bazı düğünlere gidiyoruz, arkadaşlarımızın düğününe. Urfa sıra geceleri adamlar yapıyor. Yani Elazığ'da Urfa sıra geceleri. Neden Harput Kürsübaşı Urfa sıra gecelerinin altında kaldı? Yani altında kalmasının ben kendi fikrimi söylüyorum. Yani ben fikrimce yani Harput'u yeterince insanlara sevdiremediler. Yani sevdirmek lazım. Bu müziği insanlara sevdirmek lazım. Bizim Urfa'dan altta kalır bir yanımız yok. Kesinlikle yani. Elazığ müziği. Aslında daha geniş. Bizde aynen. Divan edebiyatı var, halk tabii. Edebiyatı var değil mi? Hepsini tabii. Kapsıyor. Tabii bu şimdi öyle Enes bahsetti de. Tabii biz burada Urfa, Elazığ, Diyarbakır ayrımı yapıyoruz. Biz Türkiye hepsi, genel hepsi aynen. Bizim de. Kesinlikle. Ama tabii önceki bizim kendi şimdi kültürümüz. Şimdi olursa olsun biz Elazığlıyız ve Kürsübaşı'nı evet. Daha ha, çok tanıtmamız lazım. De, maalesef bizde şu şey var. Mesela biz düğünlerimizde bile Elazığ okumuyoruz. Düğünlerimizde bile işte ismini vermeyeyim. Çeşitli şehirlerden oyunlarımızda da öyle. Halk oyunlarımız da öldü, bitti. Bir tek türkülerimiz değil. İşte, yani gitseniz düğünlerde hep başka şehirlerin halk oyunları oynanıyor. Yani bir tek türkülerimiz de bu bizde oluyor. Yani bizim şehrimizden bir kaynaklanan bir şey. İnsanlarda da kaynaklanan bir şey. Yani demin söyledi de yoksa hakikaten bizim kültürümüz yani başka bir yörenin kültüründen altta kalan bir yanımız yok. Burada yani bizim şehrin insanları, yöneticileri onlardan da kaynaklanan bir şey. Sevdirmemiz lazım. Yani topyekun bir şey. Yoksa öyle bir tek kişinin ferdi olarak yapacak şey değil. Yani ama bizler hocam, inşallah yolumuza devam ediyoruz. Evet, elimizden geleni yapacağız. Evet, bir de inşallah. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Vaktimiz çok azaldı Enes'cim. Yani biraz kısa sorar. Bir şekilde. Evet. Yani insan burası bizim bir evimiz. Elazığ bizim bir yuvamız. İnsan nasıl ev yani kendine bir arsa alıp ev yaptığı zaman ilk başta diyor ki bu arsa acaba ileride nasıl değer kazanır? Arsayı aldıktan sonra duvarını örecek Elazığ'daki en iyi duvar ustası kim? Yani bunu seçerek en iyi çatıcı kim, en iyi sıvacı kim, en iyi dolapçı kim diye. Bu başımızda olan insanların bu kültürdeki insanları seçtiği zaman acaba Elazığ'da bu işi yapan en iyi kişi kim? Bu diye bence bir iyi bir seçmesi lazım. Evet, bizim farkımıza varın artık bizi aynen. Görün, bizi seçin aynen. Diyorsunuz evet. Son olarak. Fethi Bey siz ne söyleyeceksiniz son olarak? Ben burada sizin programınızı da başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Genç kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Kameraman arkadaşımız, rejideki arkadaşlarımız, kanal yöneticileri, genel yayın yönetmeni ve sahibi beyefendiye tüm çalışanlara da kolaylıklar diliyorum, tebrik ediyorum. Bizleri burada ağırladınız. Fırsat verdiniz. Bu genç kardeşime de inşallah annene kavuşursun. İnşallah. Yani burada da sizin çok güzel bir şeyiniz oldu. Ben bravo yani hakikaten çok büyük bir özveri yapıyorsunuz şu anda. İnşallah birazdan belki bir telefon gelir. Ben evet. Dua ediyoruz yani. Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ozan Altınok. 42 yaşındasınız. Evet. 1 yaşında annenizi kaybettiniz. Doğru. 40 yıldır annenizi arıyorsunuz. Evet. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ki ben sizi yarın yine alacağım. Ara ara yine programlarımıza devam edeceğiz. Annenizi bulana kadar inşallah yardımcı olacağız size. Sağ olun. Ne diyeyim de dediğim gibi dünya gözüyle annemi bir kere göreyim. Yani sizlere de teşekkür ederim. Yani bu fırsatı bana tanıdığınız için. Bütün arkadaşlara Allah razı olsun yani. Tek dileğim annemi görmek. Evet. Başka bir şey demiyorum. Yani. Olursa da sizin sayenizde olacak. İnşallah. Ya. İnşallah yardımcı olacağız. Ya. Elinde tek kare bir fotoğrafla annesini arayan Ozan Altınok'un hikayesine yarın yine devam edeceğiz. Ama grup doğrusu son olarak sizden bir parça alalım. Hüseyinlikten çıktım şehir yoluna Hüseyinlikten
Çıktım şehir yoluna can ağrısı tesir etti koluma yaradanı. Merhamet et kuluna yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cebri. Yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cebri. Sayılmaz telgrafın direkleri sayılmaz Atikan'ın. Baygın düşmüş ayılmaz böyle canma. Teneşire koyulmaz yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cebrine. Yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cevrine. Sağlık, yüreğinize sağlık. Efendim teşekkürler. Çok güzel bir program oldu. Ağzınıza, evet, yüreğinize sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah programımızın daim olmasını diliyorum. İnşallah, çok teşekkür ederim. Efendim biz Ozan Altınok'un hikayesinde yarın yine devam edeceğiz. Ama farklı kayıplar yaşayanlar, sorunlarını çözemeyenler, bu eksende farklı konuları olanlar varsa Melisa ile Yaşama Daire başvursunlar Kanal 23 olarak. Çözelim efendim. Yarın farklı konu ve konuklarımla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.